Ortak bir anlatı heyecan verici bir zeka savaşına dönüşüyor. Reyna Roja, Kızıl Kraliçe, yüksek ilküya ve olağanüstü çıkarım becerilerine sahip bir dahi olan Antonia Scott'ın hikayesini konu alan bir İspanyol polisiye gerilim dizisidir. Kendisi, tuhaf doğaları nedeniyle kamuoyuna ifşa edilmemesi gereken suçlarla ilgilenme konusunda uzmanlaşmış, Kızıl Kraliçe projesi olarak bilinen gizli bir soruşturma gücünün en iyi isimlerinden biridir. Bir aile trajedisi nedeniyle Antonia Scott Ajans'tan ayrılır, ancak Madrid'deki zengin ve nüfuzlu kişilerin bir dizi kaçırılması ve ilk doğanlarının ölümü meydana geldiğinde çalışmaya geri dönmek zorunda kalır. Kaçırma olaylarını araştırmak için mentorun liderliğinde uzaklaştırılmış dedektif John Gutierrez ile ekip kurar yol boyunca ikili vakaların düşündüklerinden daha karmaşık olduğunu keşfeder. Zeka ve entelektüel yetenekler savaşında beklenmedik engellerle karşılaşırlar. Reyna Roja'nın önermesi yeni bir şey değil çünkü polis soruşturmalarına yardımcı olan dahilerin yer aldığı pek çok dizi var. Bununla birlikte dizi, çoğu suç araştırma dizisindeki birkaç bireysel vakanın aksine, bölümler boyunca gerilim oluşturması ve tek bir vakaya yoğunlaşması nedeniyle öne çıkıyor. Senaryo anlatıyı sağlamlaştırmaya çalıştığı için serinin ilk bölümleri ilgi çekici ve ilk bölümleri izlemesi heyecan verici hale getiriyor. Ancak senaryo, yanıtlar vermeden hikayeye sürekli olarak daha fazla soru eklediğinde, bu birikim kaldırılamayacak kadar fazla hale geldiğinden sinir bozucu hale gelir. Ne olursa olsun, yazarlar Antonia'nın yüksek üküyü araştırma becerilerinin ciddiyetini pek akıllı olmayan ortağının mizahıyla dengeliyor ve bu da onları anlatının vazgeçilmezi olan dinamik bir ikili haline getiriyor. Muazzam gizemlerin çözümü son bölümlerde yarım yamalak ancak olay örgüsünün değişmesi akıllara durgunluk veriyor ve anlatıyı hayal kırıklığına değer kılıyor. Sonuç olarak senaryo, hikayeyi ana karakterlerin geçmişleriyle harmanlayarak sürükleyici anlatıyı öne çıkarıyor. Diyaloglar büyülü, özellikle de başroller arasındaki şakalaşmalar ile gizem, gerilim ve gerilim, Reyna Roja'nın genel çekiciliğine katkıda bulunuyor. Baş karakterler arasındaki inanılmaz performanslar ve kimya, bunu izlemeye değer kılıyor. IMDb'si 242 olan bir dahi olan Antonia Scott, karakteri canlandırırken çok başarılı. Dizinin estetik açıdan hoş sinematografisinin de yardımıyla zorlu bir rol üstleniyor. Karaktere benzersiz özellikler ve keskin zekaya yakışan içe dönük bir kişilik aşılıyor. Yanında, Antonia'nın zekası ve tavırları bakımından zıttı olan uzaklaştırılmış dedektif John Gutierrez var. İzleyicilerin Antonia'nın karmaşık düşüncelerini anlamasını kolaylaştırarak durumları sıradanlaştırma konusunda başarılı. Dürtüseldir, hataya karşı şefkatlidir, biraz öfkelidir ve ekrana yayılan mizah ve sıcaklıkla doludur. John'un annesi ise dizide öne çıkan bir diğer karakter. Harika bir aşçı, mantıklı, empatik cesur, esprili ve oğluna ve Antonia Scott'a karşı anne sevgisiyle dolu. Reyna Roja, sıradan bir anlatıyı heyecan verici bir gerilime dönüştürerek geleneksel polis prosedürlerine canlandırıcı bir dokunuş katıyor. Dizi, bölümler boyunca heyecandan öfkeye ve hayal kırıklığına kadar gerekli tüm duygulara eviriyor ve sonunda harika bir dönüş yaparak izleyicilerin bir sonraki sezonu sabırsızlıkla beklemesine neden oluyor. Olağan polis soruşturması prosedürlerinden ayrılıyor ve öngörülemeyen olay örgüsüyle, Büyüleyici performanslarla ve gelişen ilişkilerdeki sağlıklı dinamiklerle izleyicileri cezbediyor, izleyiciyi sürekli olarak gergin, merak uyandırıcı ve daha sonra ne olacağını keşfetmeye istekli tutuyor.